Bu yatırımlarımızın hepsini Vodafone Frizon markası altında yapacağız. Bugün e-spor yorumcusu sevgili Kaan Kural ve Bau Supermassi Sports'un kurucu ortağı sevgili Hakan Baş'ta bizlerle beraber. Onlara ben sözü bırakmadan önce bizim bu alana neden girdiğimizi ve bu alana neler yapacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vodafone Türkiye olarak bizim hedefimiz Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden marka olmak. Bu vizyonla çalışıyoruz, bu vizyonla planlar yapıyoruz. 2017-2018 yılının birinci çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman son 10 yılda 20 milyar TL'ye aşkın bir yatırım yapmışız Türkiye'ye. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde de bu yatırımlarımız 1.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Biz Türkiye'nin potansiyeline ve dijital geleceğine inanıyoruz. Ve bu doğrultuda da önümüzdeki mali yılda da 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacağız. Bunu şimdiden söyleyebiliyoruz. Bu yatırımların sonucunda da bugün abone sayısında 22.8 milyon aboneye ulaşmış durumdayız. Dijitalleşmenin çok önemli bir bacağı 4.5G bildiğiniz gibi. 4.5G'de de bugün Türkiye'de 11 bine aşkın çekim noktası ve 10 milyona yakın 4.5G abonesiyle hem en yaygın 4.5G kapsam alanına hem de en çok 4.5G abonesine sahip firma durumundayız. Dijitalleşme dedik, tabii dijitalleşmeyi en yoğun yaşayan segmentte aslında gençlik segmenti. Diğer segmentlerden dijitalleşme konusunda doğal olarak bir adım ilerdeler. Gençlerin %85'i akıllı telefon kullanıyor. Kullandıkları mobil data ayda ortalama 4 GB tüm gençlik segmentinin. Ve gençler arasında mobil internet kullanımı da %88. Bu oran diğer segmentlerin yaklaşık 27 puan üzerinde, yani diğer segmentler %61'deyken mobil internet kullanımında gençlik segmenti %88'de. Popüler uygulamalara baktığımızda da gençlerin popüler uygulamaları çok sevdiğini ve sık kullandığını görüyoruz. Örneğin YouTube, gençlerin %94'ü YouTube'u kullanıyor. Örneğin Instagram, gençlerin %74'ü Instagram'ı kullanıyor. Yani biz dijitalleşme diyorsak gençlik segmentini gerçekten çok iyi anlamalı ve onların ihtiyaçlarına cevap vermeliyiz diye düşünüyoruz. Bu veriler bize gençlerin aslında en önemli özgürlük alanlarının da akıllı telefonları ve dijital yaşam olduğunu gösteriyor. Biz de bu doğrultuda aslında Mayıs 2011 yılında gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa sloganıyla Vodafone Frizon markamızın lansmanı yapmıştık. Çoğunuz hatırlar ve bu markamız altında gençlerin sesine aslında kulak veriyoruz. Onların tutkularını, özgürce yaşamalarını sağlayacak platformları onlara sunuyoruz. Bu platformlara geçmeden önce biz gençlere tabii az önce bahsettiğim mobil internet kullanımlarını destekleyecek çok fazla elindeki ürün de sunduk. Bugün gençlerin, bizim gençlik segmentimiz Vodafone Frizon 26 yaş altı gençleri, kişileri kapsıyor. Bugün bu abonelerimizin %70'i geceleri 2 kat fazla internet verdiğimiz esnek, internet bol esnek tarifleri kullanıyorlar. Bu gençlere sunduğumuz önemli bir ayrıcalık. Yine geçtiğimiz yıl Aralık ayında lansmanını yaptığımız Salla Dolsun Taşsın uygulamamız var. Biliyorsunuz gençlerin tarifleri bittiklerinde cep telefonlarını sallayarak internetlerini doldurabiliyorlar. Bu uygulamayı da lansmandan bugüne kadar 2 milyondan fazla genç kullandı. Yine Mayıs ayında yenilikçi bir ürün çıkardık. Yine gençlik segmenti için kafana göre internet dedik. Bu uygulamamızla da gençlere istedikleri 1 saatte Frizon'lu gençlere sosyal medya veya video seçeneklerinden bir tanesini kullanma hakkı veriyoruz. Bunu da bugüne kadar 2,5 aylık bir süre içerisinde 500 binden fazla genç kullandı. Yani gençlerin interneti, mobil interneti rahatça kullanmalarını sağlayacak, onların dijital özgürlüğüne fayda sağlayacak ürünleri onlarla sunuyoruz. Tutkuları dedik, 2 tane çok önemli tutku var. Bir tanesi müzik. Vodafone Frizon markası altında bizim müziğe geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi çok yatırım yaptık. Onlara bu müzik alanında 6 yıldır yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Toplam yatırım miktarımız, müziğe yaptığımız yatırım 90 milyon TL'yi buldu. Son 6 yıl içerisinde 100'e yakın Frizon konseri düzenlemişiz. Ve bu Frizon konserlerinde de gençleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirmişiz. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın bildiğiniz gibi 6 yıl kesintisi olarak sponsor olduk. Ve bu sponsorlukta da 1 milyon gence direkt olarak 15 milyon gence de canlı yayınlarla ulaştık. Oldukça geniş bir gençlik kitlesine ulaşmış olduk. Spotify'ın Türkiye lansmanını biz yaptık biliyorsunuz. Spotify sadece Vodafone aboneleri için Türkiye'deydi. Ve gençlerin müziği dinledikleri yerde, dinledikleri şekilde geniş bir portföyle dinlemelerine olanak sağladık. Ve Vodafone Frizon sahneyle de konserlerini ev ortamında canlı olarak izlemelerini sağladık.
müzik alanında da farklı bir kulvara geçeceğiz ve bunu da önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız. Çok heyecan verici planlarımız var. Türkiye'nin dijital dönüşümüne fayda sağlayacağını düşündüğümüz ve gençlerin tutkularını özgürce dijital ortamda yaşayacağını düşündüğümüz yeni bir platform lansmanını da önümüzdeki günlerde yapacağız. İkincisi bugünkü konumuz aslında e-spor. E-spor gelecek vaat eden bir alan. Çok hızla büyüyor. Araştırmalara göre YouTube'da en fazla izlenen ikinci kategori oyun kategorisi. Yine YouTube'daki toplam oyun içeriğine baktığımızda 6000 yıla denk geliyor. Yani YouTube'daki oyun içeriğini topladığımızda 6000 yıllık oyun var. YouTube'da en çok takip edilen fenomenlerin %25'i de oyuncular. E-spor oyuncuları. Yine internette video izleyenlere sorduğumuzda YouTube'da en son izlediğiniz şey nedir diye en son %20'si en son izlediği şeyin bir oyun olduğunu söylüyor. Tüm bunlara baktığımızda aslında e-spor dünyasının çok geniş bir dünya olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu konuda, bu noktada ben aslında sözü bu işin uzmanına sevgili Kaan Kural'a bırakmak istiyorum. Kaan bize e-spor pazarı nedir? Buradaki tutkuyu çok daha iyi ve detaylı olarak anlatacak.